müdürlerim, kıymetli öğretmenlerimiz, saygıdeğer misafirlerimiz ve sevgili öğrencilerimiz. Bugün burada Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümünü kutlamak için bir aradayız. Tam 101 yıl önce büyük bir azim ve kararlılıkla bağımsızlık mücadelesini kazanan bir milletin evlatları olarak bu onurlu günü hep birlikte yaşıyoruz. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Cumhuriyetimizin 101. yılı kutlu olsun. Saygıdeğer kurucum, kıymetli müdürlerim, değerli öğretmen arkadaşlarım, sevgili misafirlerimiz. Dünyanın en paha biçilmez ve en kıymetli toprakları olan aziz vatanımız üzerinde en büyük ve bu büyük milletin Cumhuriyet İdaresi ile beraber hür ve bağımsız bir bütün olarak dünya döndükçe yaşayacağına olan inancımı belirterek hepinizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Cumhuriyet aydınlanmanın sesidir. 101 yıl önce bugün yakılan meşalenin adıdır Cumhuriyet. Kimse sizlerin kimsesi, Nene Hatunların, Sütçü İmamların, Hasan Tahsinlerin sesidir Cumhuriyet. Bir tas hoşafla tüm gün savaşan Mehmetçiğin ellerindeki kınadır Cumhuriyet. Cepheye yollarken eşini, oğlunu bir daha dönmeyeceğini bilmektir. Anaların, evlatların gözyaşıdır Cumhuriyet. Soğuk dağ başlarında, kuru toprak üzerinde düşman nereden vuracak diye uykuya dalamamaktır Cumhuriyet. Makineli tüfeğe karşı sabanla direnmektir Cumhuriyet. Cumhuriyet alın teridir, gözyaşıdır, emektir. Geldikleri gibi giderler diyebilecek bir kararlılığa ve inanca sahip olmaktır. Ve son olarak Atatürk gibi olmak, Atatürk gibi düşünmektir Cumhuriyet. Bu bağlamda bizler ve gelecek nesillere düşen önemli görev, Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunmak, Atatürk ilke ve inkılaplarını koruyup kollamaktır. Ve bir kez daha, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, Cumhuriyet en büyük bayramdır diyerek hepinizin Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Sayın Kampüs Müdürüm, değerli öğretmenlerim, çok kıymetli velilerimiz, yarınımızın geleceği, umutlarımız, Cumhuriyetimizin bekçisi, sevgili çocuklar. Hepinizi saygıyla, muhabbetle, sevgiyle kucaklıyor ve bayramınız kutlu olsun diyorum. Büyük Önder, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, geçmişini bilmeyen geleceğe yön veremez. Cumhuriyet öyle masalarda kurulmadı. Cumhuriyet öyle oturarak kurulmadı. Cumhuriyet öncesini bir hatırlamak istiyorum. Aslında hepiniz heyecanlısınız, ben de heyecanlıyım. Program biraz uzun ama duygularımı mutlaka sizinle paylaşmak istedim. Cumhuriyet dediğim gibi 29 Ekim 1923'te kurulmadı. Sadece ilan edildi. Cumhuriyet Çanakkale'de kuruldu. Cumhuriyet Dumlupınar'da kuruldu. Cumhuriyet Sakarya'da kuruldu. 1914 yılında hatırlarsak Osmanlı hükümeti 1. Dünya Savaşı'nı mecburen girmiş. Bir tarafta ittifak devletleri Fransa, İtalya, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Romanya ve sonra Yunanistan. Biz de Almanya ile dostluğumuzdan dolayı savaşa girdik. Avusturya, Macaristan, Almanya ve Bulgaristan'la birlikte.
Çanakkale'de destanlar yazdık. Çanakkale geçilmez dedik. Ama savaşı, Birinci Dünya Savaşı'nı mağlup olarak kabul ettik. Çanakkale geçilmez dedik. 60 bin şehit verdik. 255 bin üzerinde zayiat verdik. Asker vermedik sadece. Kadın verdik. Çocuk verdik. Öğrenci verdik. Çapa öğretmen okulunu gönderdik oraya. Vefa Lisesi'ni gönderdik. İstanbul Lisesi'ni gönderdik. Konya Lisesi'ni gönderdik. Elleri kınalı olarak gönderdik. Sivas Lisesi 60 tane öğrencisini o yıl gönderdi. Mezun veremedi. Giderken tahtaya şöyle yazdılar: "Hocam, biz Çanakkale'ye gidiyoruz. Hakkınızı helal edin diye." Bu vatan işte 1914'te böyle. Sonra 15 Mayıs 1919'da Yunanlılar İzmir'e çıktı. Hemen 4 gün sonra Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk umutlarını kaybetmiş, savaşta mağlup olan bir ülkenin topraklarından, küllerinden bir devlet kurabilmek için Samsun'a çıktı. O gün işte Cumhuriyet'in başlama, kurulmak günüydü. Sonra Sivas Kongresi, Amasya Tamimi ve şehitlerimiz, vatan ancak öyle vatan oldu. Hani der ki bayrak şiiri yazarı Arif Nihat Özsel, "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır." Gizli kahramanlar da vardı. Sütçü imamlar vardı. Şahin beyler vardı. Aydın'da Yörük Aliler vardı. Kimler vardı? Bakbule, Gördes'i Bakbule vardı. Nezahat Onbaşı vardı. Nezahat Onbaşı kimdi biliyor musunuz? Nezahat Onbaşı 9 yaşında babasının yanında cephede silah taşıyan, yani şimdi öğrencilerimiz, 9 yaşında gelen bu öğrencilerimizi, kıyamadığımız bebeklerimiz olan çocuklarımız, babasını cephede 3-4 sene beraber savaştı ve 12 yaşında onbaşılık ünvanını aldı. Yani bu vatan böyle kuruldu. Antep gazilik ünvanını masada almadı. Maraş kahramanlığı öyle masada almadı. Urfa şanlı olmasını masada almadı. Bu topraklar öyle basit masada yazılmadı. Arif Nihat Aslan'ın fazla sözlerini uzatmayacağım. Çok duyguluyum. İlk defa Cumhuriyet Bayramı'nı aynı günde kutluyoruz. Bu da benim için çok anlamlı. İstiklal Marşımızı biraz önce okuduk. Ve saygı duruşuna hep birlikte yaptık. Yaptığım zaman da hep gözlerim önünde bu vatanı kurtaranları ve tek tek film olarak geçiyor. Hele o saygı duruşunda. Ne diyor İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy 6. kıtada? "Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit olsun, incitme yazıktır atanı. Verme dünyaları, alsan da bu cennet vatanı." Ya istiklal ya ölüm diyen bu milletin evlatları bizler. Ben sözlerimi kapatmadan önce sevgili öğretmenlerim, Cumhuriyet'in çocukları sizlerde, sizlere emanet. Onları en iyi şekilde eğitim vereceğize canı gönülden inanıyorum. Sevgili çocuklar, işte bu vatan böyle kurtuldu. Sizler de bu vatan için
çok çalışarak, önce daha iyi işler yaparak bu vatanın koruyucusu olacaksınız. Ve son olarak da Atatürk'ün Cumhuriyet'in kuruluşu 10. yıl dönümünde Ankara Hipodromu'nda bir sözüyle kapatmak istiyorum. Bugün Cumhuriyetimizin 10. yıl dönümü en büyük bayramdır. Kutlu olsun. Ben de diyorum ki bugün Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü en büyük bayramdır. Kutlu olsun. Durmadan daha gelen şanlı bayram. Yurdumun en büyük bayramı bugün. Ufuklara gül açsın, gülsün toprağım. Yurdumun en büyük bayramı bugün. Ağaçlar bezensin, dallar süslensin. Bahçeler dumansın, güller süslensin. Atanın açtığı yollar süslensin. Yurdumun en büyük bayramı bugün. Yurt için savaşmak bir şanlıdır. Yaşamak duygusu her şeyden üstün. İstiklal sevdası ufkumuzda gün. Yurdumun en büyük bayramı bugün. Tarihe sığmayan şanlar Türk'ümüz. Ölümden kalkmayan canlar Türk'ümüz. Bayrağı renkleyen kanlar Türk'ümüz. Yurdumun en büyük bayramı bugün. Atımız her zaman kalbimizde öz. Ülkemiz uğrunda ölmek altımız. Şenler kurulsun için sık kıvaz. Yurdumun en büyük bayramı bugün. Kanın toprağa katılımız var. Bayrağın altında yatanımız var. Destanlar kaynağı vatanımız var. Yurdumun en büyük bayramı bugün. Çalınmasın, söylenmesin, sen benim şarkılarımsın.